eğitim setimizi. Aynen. Aslında orada tanıştık yani, hiç yabancılık çekmedim, evet. Ben çok da sevdim ya, benim de işte Emre işte Nur var falan dedi, ben açıkçası senin için çok heyecanlandım ya yani, birlikte olacağımız, evet, için çok, aynen, heyecanlandım ve tabii ki ben de hani Emre'ye destek olmak istedim. Benim de ilk kısa filmim, böyle bir tecrübede kalemine güvendiğim, bakış açılarına güvendiğim biriyle de olmak beni güvende hissettirdi. Birincisi sana. Bu soruyu nereden buldun? Bu soruyu çok mu aradın? Hangisine cevap veremezler acaba diye. En açığını. Ne çıkar acaba? 83 milyonla sınırlandırmış olman da güzel. Dünya yani, genelinde tabii. Evet. Her projemde ilk projem gibi hissediyorum ben. Ama böyle evet ya, yetenekliyim. İyi ki bu sektöre girdim falan gibi bakış açım hiçbir zaman istesem de olamıyor yani. Öğrenmeye aç insanlarız. Evet, hiçbir zaman tatmin olmayacağım kendimden. Asla olmayacağım. Ben öğrenmeye aç küçük bir kız çocuğuyum hala mesela. Çok yani iyi. Ben kendimi böyle değerlendiriyorum. Hürriyet Komiteli'den herkese selamlar. Çok heyecanlıyız. Bence hepimiz çok heyecanlıyız şu anda. Sevgili Aline Boz ve sevgili Nur Fethioğlu bizimle birlikte. Kısa filmi konuşacağız. Kısa film ama gerçekten günlerdir üzerine ben böyle bir mütalaa ediyorum, soruyorum. Direkt konulara geçmek istiyorum. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Teşekkür ederim, kırmadınız. Biz burada konuşuyoruz. Abi 14 dakikalık kısa film ne vurdu sizi, ne etkiledi? Hani okudunuz, etkilendiğinizi geçiyorum. Gerçekten sizi alan şey ne oldu çok merak ediyorum. Kimden başlayalım? Bir kere öncelikle Emre çok yetenekli bir arkadaşımız. Ben onunla 2 sene boyunca, keza sen de aynı şekilde. Ben de, evet. Aynı sette bulunduk. Daha önceki çektiği zaten kısa filmleri izledik. Sonra hiç daha senaryo yokken o kadar güvendim ki yeteneğine ve kalemine. Böyle bir şey söylediğinde hiç senaryoyu okumadan kabul ettim. Evet. Bir de gerçekten okuduktan sonra da çok etkilendik. Daha önce bir arada bir projeniz var mıydı sizin? Orada mı tanıştınız? Birlikte yok. Yok, birlikte yok ama Nur hep geliyordu bizim setimize. Aslında orada tanıştık yani, hiç yabancılık çekmedim, evet, ben. Çok da sevdim ya, benim de işte Emre işte Nur var falan dedi. Ben açıkçası senin için çok heyecanlandım ya yani, birlikte olacağımız, evet, için çok, aynen, heyecanlandım. Ve tabii ki ben de hani Emre'ye destek olmak istedim. Benim de ilk kısa filmim, böyle bir tecrübede arkadaşımla güvendiğim, kalemine güvendiğim, bakış açılarına güvendiğim biriyle de olmak beni güvende hissettirdi. Emre tam bir startup hikayesi. Ben daha yeni tanıştım bu süreçte de. Hani işte sette uyumu, sizle ilişkiyi geliştiriyor, evet, ve kabul ettiriyor, evet, vesaire. Şimdi burada senarist aynı zamanda yazmıştı. Ben işte mesela müzik yok dedim. Müzik eklememişsin buna. Çünkü müzik eklenmesi muhtemelen drama döndürecekti meseleyi. Orada direkt durumu vermek istedi anladığım kadarıyla. Siz bir izleyici gözle, ben bunu çok merak ettim. Yani bugün bir başka iki kişinin oynadığı bir kısa filme beraber gelmiş olsaydık, izleseydiniz. İzleyici gözle bir bakın, ne hissettiniz, nasıl yorumladınız bu projeyi? Onu merak ettim. Ya o kirli sesler beni her zaman için çok etkilemiştir zaten. O kesinlikle, müzik dışındaki. Çünkü müzik olduğunda algı mutlaka dağılıyor. İşte müziği dinliyorsun, görüntüleri izliyorsun, oyunculuğa bakıyorsun. Duyguyu değiştiriyorsun. O bütün belki duygu karışıyor yani. O duyguyu değil de müzik de işin içine girip iki katına çıkıyor. Müziğin çok büyük etkisi var. Ama burada konu o kadar naif, sade ve güçlü bir anlatım vardı ki müzik olmaması mesela çok güzel bir tercihti. Duyguyu karıştırmama açısından ben çok mutlu oldum. Bunu bize söylediğinde böyle falan oldum ki izlediğimde de. Ay, çok heyecanlıyım, konuşamayacağım falan diyor. Evet, böyle bir şey olamaz. Olamaz. Ne oluyor şu an? Dinliyoruz kapıları. Cümle kuramayacağım ben galiba. O ben oldum. Tamam, sustum. Hayır, rica ederim, ben çok güzel cevaplar. Sen ne hissettin? Benim de çok hoşuma gitti müzik olmaması açıkçası. Sen de az önce izlerken bir şey oldum, bir duygulan, bir daldım böyle, baktım böyle. Daldım tabii ya. Aslında biz öncesinde tabii izledik, evet, birlikte izledik. Emre'nin evinde izledik birkaç defa. Ama şimdi böyle perdede görmek çok büyük bir heyecan uyandırdı açısı. Ben gelirken de çok heyecanlıydım. Böyle titriyordum yani, işte gördüm, konuşamıyordum. Şimdi iyiyim ama içim rahatladı. Çok güzel bir proje çıkmış. Müzik, evet yani duyguların dağılmaması açısından müziğin olmayışı belki seyirciyi daha bizim aramızda olmasını hissettirmesi ya da bilmiyorum ya, daha çok yabancılık mı hissettirdi müzik olmaması bilmiyorum ama güzel bir özleşme oldu yani, güzel oldu bence. Direkt olayı bir de gerçekliğe çok yakın, evet, taştırmak, evet, istemiş olabilir. Evet, müziklik bir yerde yoktu sanki ya, yok, öyle bir, yok, çok güzeldi o atmosferde bizim gerilimimizle birlikte gitmek. Olayın içinde kalıyor. Evet, içinde. İyi bir kısa film şunu da hissettiriyor, bana hissettirdi, siz de öyle bilmiyorum. Abi filmi olsun, bir şu 2-3'ü izleyelim, bir şu o babanın hikayesi çıksın, devam etsinler devam falan. Bütün herkes, evet, aynı şeyi söyledi. Evet. Benim de arkadaşlarım öyle devam etsin. Devam etsin istedik. Hani ben bunun hani işte şurada ödül almış, şuraya, o değil abi, devam etsin. Bir şekilde ne bir olacak? Aynen.
Muhtemelen vardır hedef falan da, ister misiniz siz böyle bir şeyin devam etmesini? Hani böyle bu dakika bu dakika devam etmesini. Yani tekrar Emre'ye döneceğim. Emre o kadar başarılı ve önü açık bir çocuk ki bence o yazsın. Ben her türlü yanındayım. Bu arada... Ağlama varsa? Ağlama varsa ağlama... abi. Ya bu ağlama ne? Direkt titremeye başlıyor. Ağlama varsa bir düşünebiliriz. Bu ağlama konusu üzerine sektörde çok gelinecek size. Aynen gerçekten orada pik yapıyorsunuz yani. Sette de bunu çok konuştuk. Konuştuk ama. Sürekli şimdi konuştuk. Pazarlık yaparak. Ya ben burada ağlamasam mı? Ben sürekli ağlıyordum, öyle başladım öyle bitirdim çünkü. Şimdi gelecek sorun da o vardı. Şey klişesi vardır işte, bir oyuncu kendinden izler mi taşır karakterinde falan gibi değil de şunu soracağım. Şimdi vermek istenen mesajı siz oyunculuğunuzda çok net verebiliyorsunuz. Burada oyunculuğunuz dışında sizi besleyen güçlü kaslar neler olmalı? O an ne, başka bir şey mi düşünüyorsun? Ya da ya bu klişedir ve bence aydınlanmamış bir noktadır oyunculukta. Nasıl bu kadar başarılı alıyorsunuz diye. Nasıl? Senden başlayalım bu sefer. Yani bu ağlama hiç, evet, ne, o an Alina ne düşünüyor? Ne, çünkü farklı projelerde de hep çok pik yaptın ama sahnede. Yani duruma göre çok değişiyor açıkçası bu. Yani bazen o kağıt üstünde yazılı olan şey seni etkilemeye yetiyor. Bazen yetemiyor. tabii başka şeyler düşünmek zorunda kalıyorsun. Gerçekten öyle. Başka daha önce yaşadığın ve sana bunu hatırlatan bir tecrübeye dayanarak geçmişe gitmeye çalışıyorsun. Etkili oluyor mu? Bazen oluyor. Duruma göre çok değişiyor. Setteki atmosfere göre benim için çok değişiyor. Rahat etmemle alakalı, o gün nasıl bir modumla bilmiyorum. Belki sen daha tecrübelisin yani bu konuda. Yani daha çok bende mesela duygunun gerçekliği. Orada anlatılan duygu gerçek mi yoksa zoraki bir şeye entegre mi edilmiş? Hmm, o zaman, kaliteli bir senaryo. Olmaz. Evet. Zoraki bir senaryo varsa orada gerçekten çeşitli teknikler uyguluyorsunuz. İşte müzik dinliyorsunuz. Kendi başınıza kalıyorsunuz. Şaka. Çok tabii, iyi. Tabii. Ya da işte ben yürürüm. Ben çok yürürüm. O duyguyu bulabilmek için kendi içimdeki. İzleme mi olsun sette o zaman konuşalım. Evet. Herkesin ortasında da yürüdüğüm olur. Ya da işte setin tam ortasına giderim. Nerede çekeceksek orada duyguyu ararım. Yani ama eğer ki gerçekten bende bir açık kapısı varsa. Burada çok netti duygu. Ha. O yüzden yani, hani belli bir kas zaten direkt anda. Tabii ki anlatmayacağım şeyleri ama o anda bir şekilde geliyor. Ya o mesela girişte senin ciddi ağladığına koluna girdikleri yerde spoiler çok vermeyeyim. O ne bir kendi şöyle beni kendi evreni kaldırıp hani ne güzel ağlıyor. Bir ağlama ne kadar yakışıyor değil mi? Ne düşünüyordum o anlamda? Ya o an şey mi, sen de ebeveynini kaybettiğin anlamı düşünmek insanı çok vurucu yaptırır. Çok belki. Ay, o oralar çok tehlikeli çok ya. Çok sıkıntılı oralar yerler değil çok mi? Çok sıkıntılı. Yani açıkçası ben bugüne kadar çok ölüm tecrübesi yaşamadım. Böyle çok yakınımı böyle göz göre göre bir köpeğimi kaybetmiştim geçen sene. Evet. Arada bir, o beni çok sarstı çünkü çok zaman geçirdik o hastalık sürecinde. Tam da karantinaya denk gelmişti böyle. Herkes karantina derken ben de... Senin ama o görseli ben hatırlıyorum. Senin köpeğini hani işte insanlar hayvanlarıyla çocuk ilişkisi hani bu evet, ilişkisi evet, sen gerçekten yaşıyormuşsun gibiydi ve bir ebeveyni kaybettim. Ben çok seviyorum ya onların yanında olmak, onların bilmiyorum onlara yardımcı olmak, destek olmak bana iyi geliyor. Bu böyle belki de hayatta edindiğim bir görev gibi bir şey de olabilir. Ya açıkçası bu projede de şöyle oldu. Tabii ki Emre'yi kırmamak için, senaryoyu çok beğendiğimiz için, bir arada olmaktan çok heyecan duyduğum için tabii ki bu işe geldim ama çok yorgundum. Evet. Maraşlı yeni bitmişti ve ben böyle bir günlük bir tatile kaçıp sonra çekim için geri dönmüştüm. Sen de öyle. Aynen. Yorgundum da ve mesela ben izlediğimde yorgunluğumu gördüm o ağlamaktan ziyade. Orada bir yorgunluk var. Özellikle o sahne çünkü ilk çektiğimiz, ilk set günümüzde o bizim ve ben yorgunluğumu gördüm. Evet, bir yorgunluk vardı üstümde ve o da bir şekilde yansımış. İyi mi kötü mü olmuş bilmiyorum ama yansımış şey, onu gördüm. Şey çok viral olmuştu. Bu Sarp'ın mıydı? Bir çok felaket bir sahne olduktan sonra direkt bitiyor ve devam ediyor. Sette öyle komik şeyler de yaşıyorsun. Çok tecrübeleriniz de var. Yani çok duygu yüklü bir yandan. Yani kayıt kestediğin anda başka bir şey dönebiliyorsun ya. Tabii başka ya bir... öyle oluyor ya kapılıp gidiyorsun oraya o da oluyor. Orada işte gerçek kendi duygun tehlikeli olabiliyor evet. Orada onu tekrar şey resetlemek gerekiyor. Ya evet bazen böyle işte eskiyi düşününce de o kadar o durumla bağdaştıramıyorsun ya da o kadar etkili gelmiyor o anda hani köpeğimin ölümü diyorum ama onu da hatırladıkça bir anda insan tabii ağlamaya başlamıyor. Böyle bir strese de soktuğu oluyor. İçine girmen lazım olayın aslında. Sizi yakalamışken şeyi çok sormak isterim. Çok karşılaşmaya başladım ve bazı oyuncularla da bunu çok sık tartışıyorum. Mesela ikinizin de kariyerinde benim bildiğim kült olan sahneler var. Projenin önemi yok. Yani kült olan bazı sahne aklımdan çıkmayan, oturup tekrar baktığım birçok insan gibi. Oyuncu
pekala şöyle yaklaşıyor. Ya diyor hangi bir sahne söylüyorum. Diyor ki ha neydi o hangisiydi? Abi nasıl milyonlar onu biliyor ve o en pik yapan sahne. Sizin tabii devamlılık önemli sizin için. Projeler sürekli gelip geçiyor ve onları en iyi aktarması sizin işiniz ama ya izleyiciler bunun için çok duygulanıyor ve o sahne çok önemli. Siz onun figürüsünüz. Oyuncuların biraz daha duyarlı olması gerekmiyor ya da siz oynadığınız sahneleri ya da kült olmuş sahneleri kendinizle alakalı soruyorum bunu. Biliyor musunuz yoksa siz de mi? Hangi sahneydi o ya da der misiniz? Şu var. Tabii ki bütün sahneleri hatırlıyoruz. Tabii ki bütün sahneler bizim için çok önemli. Ama ilk etapta şimdi o kadar çok projede ve o kadar çok sahne oynuyoruz ki biri bir sahne işte şu bilmem ne vardı dediğinde ilk etapta gerçekten gelmiyor insanın aklına. Sonra detay verince onun en ince detayına kadar hatırlıyorsun. He. Çünkü o sette çok büyük bir emek var, çok büyük bir özveri var. Bir tek biz değil, bütün arka taraftaki arkadaşlarımızın da çok ciddi emeği var. Onları bile hatırlıyoruz. Onların bize gösterdiği nezaketi, yalnız bırakması, işte kibar davranması hepsi var. Ama ilk etapta sorulduğunda hangisiydi diyorsun, diyorsun. Sende nasıl oluyor? Ya belki de hep daha üstünü aradığımız için mi böyle acaba yapıyoruz tabii. Çünkü şey hani o anda set... Ben zaten şimdi sen daha çok tecrübelisin bu konuda. Evet oldu öyle sahnelerim ama ben mesela daha yolun başındayım ve daha ileriye mi bakıyorum acaba hep ondan mı belki ama yok hatırlıyorum oynadığım bütün sahneleri ya sadece hani soru bazında söylüyorum. Hani acaba biz hep izlediğimizde bir de sizin gibi değil de bunu da yapsaymışım daha iyisi olurmuş falan dediğimiz için hiç belki tatmin de gibi ya. Hiç çok tatmin güzel. Bu arada gerçekten hiç tatmin olunacak bir durum değil oyunculuk. Çünkü evet. Hep bir üstü var. Hep bir üstü ve kendini var. İzlemek hiçbir zaman o kadar bilmiyorum benim için en azından sevimli değil. Ben evet ben sevmem mesela kendimi izlemeyi. Anın akışında bu mesleği yapmak çok güzel ama hani televizyonda birine işte evet bu sahneydi falan ben diyemem ya. Var mesela böyle çok severek izleyen arkadaşlarım dizilerini. Ben onlardan biri olamadım hiçbir zaman. Ben hep daha böyle bir utangaç. Ya evet, yalnız kendini izlemeyi sevmez. Yalnızken bir tık daha kolay oluyor ama o da çok zor geliyor bilmiyorum neden. Sen izler misin? Benim surat ifademden benim kendimi izlediğimi çok anlıyorlar. Çok benziyoruz bu konuda. Çok benziyoruz. Hep daha ilerisini evet, görmeye hep daha çalışıyoruz. Iyi. Burada hep neden daha bunu yaptın ki diye çok sorguladığım oldu mesela. Onun sonu olmayacaktır olmaz. Zaten. Olmaz. Olmasın da zaten. Videoda da sesini duymak istemez diye düşünün. Biz kendimizi böyle büyük bir perdede izlerken hep böyle bir kaygı var yani. Evet ya. Düşünsenize doyum noktasına geldiğinizde bu mesleği. Bu çok güzel bir şey canım zaten. İşini yapamazsın. Evet evet. O hep yüzden aynı şeyde kalırsın. İnsan sıyrılma noktası evet. Da belki odur aslında yani. Geçmişe takılı kalmak. Ben çektiğim bütün mutlaka sahneleri. Mutlaka hatırlarsın. Resmen bir vizyon çizdi şu an Halina ya. Bütün projeleri geçmişte attı şu an. Anlamıştım soruyu da hani böyle bir cevap vermem doğru olur mu diye tekrarlattım aslında. Geleceğe dönük muhteşem beklentiler. şu da çok oluyor. Mesela sizinle bir şey izliyoruz. Mesela ben çok etkileniyorum. Siz bir oyuncu olarak bakıyorsunuz. Diyorsunuz ya bu hiç oynayamamış diyorsunuz. Sonra çok sıradan bir sahne geçiyor. Of inanılmaz oynamış. Filmi izlerken ya da projeyi izlerken izleyici çok mu avam bakıyor? Biz çok mu size göre avamız mesela? Siz oyuncu olarak bunun matematiği mi var? Neyine bakıyorsunuz orada? Yani bu açı maçı mı? Ben çok anlamıyorum mesela. Çok etkilendiğim bir sahneyi siz vasat bulabilirsiniz ya mesela. Evet yani arkadaşlarımızı eleştirmek çok benim haddim değil. Ki keza aynı şekilde Aline de öyle. Yok isim yok zaten proje anlamında. Yani hani bir şey izlerken. Yok işte o eleştirmek çok şey. Ya en fazla neden bu duyguyu kaçırmış diyebilirim özel sahnelerde. Neden diye belki sorgulayabilirim ama eleştirmek hakkım değil. O da o şekilde yorumluyor çünkü. Yani herkes kendine göre yorumluyor. Yani ben de açıkçası genelde öyle durumlarda şey oluyorum. Çok kriter var. Yönetmen kriteri var, orada yazılan senaryo, orada yazılan ufacık o diyaloğu, o mu söylemek istemiş, senarist mi yazmış, yönetmen o açıyı yani evet. O kadar çok şey var ki o bütün o döneler yan yana gelince çok güzel bir şey çıkıyor ve senin bakış açın başkadır. Sen siyah beyaz fotoğraf seversin, ben renkli fotoğraf severim. İşte birisi bitter çikolata sever, birisi sütlü çikolata. Ya bir nevi öyle bir şey değil mi zaten sinema? Evet. Hani herkesin bakış açısına herkesin göre farklı. Çok değişen bir şey. Ayrıca bu soruyu Hazal Lozan'ın röportajında daha yeni izledim. O yüzden bu soruya nasıl cevap vereceğimi tam bilemiyorum. Orada da çok irdeledik orada ya. Orada da evet bayağı konuştuğunuz üstüne ben de düşündüm. O ikisinde düşündüm. De vardı o çünkü. Yani vardı, baktım vardı, yakalayınca evet. İnsan sıkıştırısı geliyor. Farklı şeyler tabii. Ali'nin set ortamında çok ben bilmiyorum nasıl setle ilgili çok senin yani. Set ortamına ilgili çok ortak arkadaşımız olsa ama bilmiyorum nasılsın diye.
böyle çok agresif, pozitif anlamda agresif, zıpır ve yerinde durmayan bir tip gibi geliyor. Sana soracağım dedikodusunu yapalım yanında diye. Bu kızın geleceğini çok merak ettim ya şu anda. Ben hani de çünkü çok merak ettim. Ya tükenmeyen ve hani hiç böyle bastıramıyorsun hani. Hep böyle argüman, bir yönetmen gelse ama bu ne işte öğrenmeye aç böyle. Aynen hakikaten. Öyle. Öyle mi? Nasıl aynen, geçti? Öğrenmeye aç. İçinde böyle bir biz şey deriz. İçinde hayvan var bu. Ve gerçekten ve böyle böyle gitsin onu hiç öldürmeden dört nala koşsun. Deriz. Ama ben daha sakin ve sessiz kalıyorum yani. Evet, evet. Bu programda ortaya çıkış şeyin de olabilir yani. Şeyi sorguluyor. Her şeyi sorgular Ali. Çok güzeldir. Bu neden? Bu neden? Bu şey. Hep bir şey bulmaya çalışıyor çünkü karakterini destekleyecek ki daha güzel bir karakter ortaya çıksın diye. Çok, bence çok yetenekli ve çok güzel yerlere gelecek. İnşallah. Çok daha güzel yerlere gelecek. Bak gördün mü? Senin sorumlusun için ben soruyorum. Şu an öyle yorum yapamaz ya insan. Bilmiyorum. Ben evet öğrenmeye aç bir kişilik evet. olmuşumdur hep. Ama hani saygısızlık edip kimsenin işine de karışmamaya çalışırım. Aynen başarılı bulmuyor musun kendini? Şimdi bana söyle. Bence yanlış kişiye soruyorsun. Yani, çıkar, evet, o yüzden soruyorum evet, yani. Evet. Yani başarılı olmayı hedefliyorum. tamam. Ama hani neye göre başarı... İyi bulmuyor musun ya da kendini? Ya da yetenekli mi de cevap alacağım çünkü bırakmayacağım. Yani bilmiyorum. Gerçekten mi? İçimden geleni yaptım bugüne kadar ve insanlardan güzel şeyler duydum. Evet. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Ama hani her projemde ilk projem gibi hissediyorum ben ya. Ya bunda belli bile... zaten ortada. Evet. Bana yetenekli olup olmadığını söyler misin? Çok merak ettim. Söyle ya çok arkadaşlar. Bilmiyorum. Ben söyleyeyim onun yerine. Bilmiyorum. Niye söyleyeyim? Yetenekli değil misin abi? Bilmiyorum. Hiç bugüne çok... kadar kendim hakkında böyle bir eleştiride bulunmamayı tercih ettim. Evet hoşuma giden şeyler oluyor kendi hakkımda ama böyle evet ya yetenekliyim. Yani iyi ki bu sektöre girdim falan gibi bakış açım hiçbir zaman istesem de olamıyor. Yani menajerim de söylüyor mesela bunu yani gör falan diyor. Yani yok ben hep ya yeni bir şey de keşfedeyim işte yeni bir şey de öğreneyim. Sadece bununla olmaz yani sadece oyunculuk anlamında da söylemiyorum bunu. Hep yeni yollar keşfetmeye çalışıyorum. Biz öğrenmeye aç insanlarız. Evet bu da başarıya güzel bir şey. Hep başarı. Senin vereceğin bir cevap var mı? Yetenekli olduğunu düşünmüyor musun? Ya yetenek değil. Hep başarılı olma arzusu. Hep ileriye götürme. Hep bir şey daha kendini ekleme. Kendini mutlu etme. Kendini evet. Nasıl söyleyeyim ya? Olduğun yerde mutlu olmayı hiçbir zaman tatmin ben. Olmayacağım kendimden. Hiçbir zaman. Asla. Asla olmayacağım. Ben öğrenmeye aç küçük bir kız çocuğuyum hala. Mesela. Çok yani iyi. Ben kendimi böyle değerlendiriyorum. Yani inşallah 60'ımda, 70'imde orada diyebilirim herhalde. Evet, orada deriz yani ama şu an sektör de çok büyük. Farklı farklı şeyler çıkıyor şimdi önümüze. Farklı hayallerim de var bir yandan. Nereye gider hayat bilmiyorum. Güzel, ben bilerek sıkıştırdım aslında. Bu cevaplar ortaya başka şeyler çıkartıyor, başka yanıtlar veriyor ve birçok şeyi görüyoruz. Belki de doğru düzgün projesi olmayanın çok ciddi oyunculuk iddialarında bulundu. İsim hiç çok aklımda yani genel söylüyorum. Hani sizin böyle cevaplar veriyor olmaz bence çok değerli ya ve çok katma değer. Çok değişiyor ama bu yani süper oynuyorum falan bilmiyorum yani. Düşünsene bizim öyle dediğimiz. Evet. Şahane oynadık ya. Tam burayı kesip bu teaser'a koyuyor. Şahane oynadık. Şahaneydi. Bana bunu verin işte. Hiç öyle diyeni de görmedim mesela bu bilmiyorum sen belki görmüşsün. Vardır mutlaka. Ben hiç öyle bir şeye denk gelmedim yani. Hep de herhalde çocukluğumdan beri öyle bir, oturmuş yani ben. Öyle de. Bir anneye meç etmek lazım. Hani gitmeleri lazım. Yerde oturup oyunculuk konuşmak. Ay herhalde içim şişer. Oturamaz büyük evet. Çok teşekkür ederim. Kapanış sorusuna geldim. Ya ben çok uzatmak isterim ve bir şey söyleyeyim sadece oyunculuk konuştuk. Evet. Ve ben çok duyuyorum ve insanlar şey yapıyor. Arkada bir magazinci bir arkadaşım var şu an bakışlarıyla kesiyor beni falan. Hayır gel ben merak etmiyorum. Kapanış sorumuz var. Kapanış evet. sorusundan önce gerçekten teşekkür ederim. Bu iş inşallah çok güzel yerlere gelir. İnşallah. Bizim nazarımızda da şöyle çok değerlisi konuk almak. Kısa filmi bizim mecrada işleyebiliyor olmak da benim için çok değerli. İnşallah hep emsal olur ve böyle devam eder. Senin için ilk benim için değil bu arada. Yıllar sonra evet, ilk kez doğru. bir kısa filmi işliyorum bir içerikte. Aynı güzel. Çok değerli. Daha çok olur inşallah. Sayenizde inşallah. Bu arada zaten muhtemelen kısa filmler aslında okullarda, akademide filan oyunculukla ilgili reel karşılık bulan işler, projeler oluyormuş. Evet. Kapanış sorusu çok merak ediyorum. İnşallah yanarız. Ben de kısa film çekersen yaparız bir yapı. Yaparız ya. Evet sen sevdin artık bu süreci evet, gördün evet, zaten. Sevdim. Dilediğiniz kişiye, dilediğiniz soruyu 83 milyonun izlediği bir programda sorma imkanı verildi size. Hı-hı. Bu kim olurdu ve ona ne sorardınız? Cevabını da alacaksınız. Kime ne sorardınız? Böyle bir sorumuz var. Evet. Kimden başlasak bu güzel soruya? Ay, yani. Onu sorma ona. Onu sorma onu başka birini sorarsın. Ona başka birini. Ha benim iki tane sorum var. Şaka. Birincisi sana.
Bu soruyu o, nereden buldun? Bu soruyu çok mu aradın? Hangisine cevap veremezler acaba çok diye. En açığını. Ne çıkar acaba? İyi, 83 milyonla sınırlandırılmış olman da güzel. Dünya genelinde tabii. Evet. Toplumsal hassasiyetlerimiz. İkinci yok. Beni korkuttun biliyor musun? İlk kez bir bak çok uzun soru vereceği cevaptan çok korktum. Bu da sıkıntılı bir cevap oldu. Bilmiyorum ya, o kadar da keyifli. Cevabını merak ettiğiniz bir soru mu? Evet ya. Yok herhalde. Niye güzel ya? Şey dolu. Neyin cevabını merak edeceksin ki bu devirde? Hayır, işte gerçekten. Bir şeyler. Ya bilmiyorum. Kime neyi sorabilirsin ki bu devirde gibi geldi bana. Düşündüm tabii önceden ya bu sorunu. Ya var tabii ki sorular. Şaka da. Ona rağmen. Düşündüm ya evet yani. Kime ne sorabilirsin ki yani işte. Ne bu dünya düzeni falan diye böyle bana cevap verip böyle cevabını ya, bildiğin aslında, soruları aslında sormak istemezsin bir yerde de yani. Yani evet hayır böyle bir cevaptan ziyade üstüne tartışıp fikir yürütebileceğimiz biriyle yani böyle şu anki genel dünya düzeni genel böyle bir değişim var ya. Bir ideal eksene düşmek çok küçük bir şey de olabilir bu, merak ettiğiniz bir şey olabilir yani birbirine bir şey izlemişsinizdir ya da bir şey dinlemişsinizdir o şarkı. Yok. Gelmedi, ben insan bakınca rahat duramıyorum. Bu sorunun üstüne ben bir arkadaşımı aradım. Dedim ki bu soruya sen ne cevap verirdin? Napolyon gerçekten para demiş midir diye. Ama ölülere soramıyoruz herhalde. Sorabiliyoruz. Ha öyle bir durum evet, var. Sorabiliyoruz. Tamam bu o zaman. Senin için bu. Senden ne bir cevap alalım? Ay ne bileyim bilmiyorum ya. Ben yine de böyle sorudan ziyade biriyle sohbet etmek isterdim. Hangi ama konu üzerine etmek isterdin? Genel bir dünya. Bu dünya işte nereye gidiyor, ne oluyor, ne yapalım biz falan. Nereye varmak isterdin acaba o yolculuğunda? falan. Çok böyle spesifik bir sorum yok ya birine sormak istediğim. Herhalde akışına bırakıp. Kendimi öğrenmek isterim sorunun cevabını. Gidişatta, hayatın gidişatında. O yüzden böyle birinin bana spesifik bir cevap vermesi yetmez. Bir sürü konuda gibi geliyor. Enteresan cevaplar alıyoruz. Bir tanesi şeyi soruyor. Demet Akan'a sormak isterim. Klavye kullanmayı ne zaman öğrenecek diye biri sordu mesela. İşte ama Çin, onlar bizde yok. Ben de hiç bilmiyorum. Takip etmiyor. Ben hiç magazin yok bende. Ya ben de magazin hiç magazin yok bende. Gerçekten bana böyle ortamda konuşuluyor. Bir şeyler var anlatıyorlar. Bende hiç yok. Recep yok mu sence? Yok, bana da yok gibi geldi. Gerçekten yok, yok bende. Yani bunu bilmiyorum. Yok gibi geldi ya. Sen daha başka. O yüzden tam böyle bir kafede oturup kültür sanat konuşacak böyle. Evet evet. Vardır ya bir yönetmene bir şey ya. Vardır benim de muhakkak. Şu yönetmene şunu sorardım deyip de. Şimdi biraz daha sen soruya cevap veremediğin için pişman olacaksın zaten onu söyleyeyim. Gidince şimdi buradan. Değil mi? Arayacağız. Cevabı... Tamam arıyoruz süper. Şu cevabı verseydik. Başka çok cevap geldi. Genelde öyle oluyor ya zaten. Evet. Ah be şu vardı. Zor. Evet. Orada oturmak zor o yüzden ya. Sizin oturduğunuz yerde oturmak evet. Zor. Daha iyisini vermek istiyorsun. Ama bence çok şahane bir içerik oldu. Evet, çok sorun var ama bugünün ve bu içeriğin gündemi değil. Başka sizin, güne inşallah. Başka evet. Günde inşallah buluşuruz. Aynen. Teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Çok keyifliydi. Aynı şekilde. Arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.